Sanrı tecavüze uğramış, cinsel saldırıya uğramış, tecavüze uğramış bir kadının bu saldırı sonrasında hamile kalması ve bunun üzerine bu çocuğu aldırma kararı ya da isteğiyle ilgili bir film. Saldırıya uğradığı süreç değil, saldırıya uğradıktan sonraki süreçte yaşadığı katatonik süreci daha çok baz alan bir film. O dönemde yaşadığı çalkantılar, iç çalkantıları, girdapları, kocasının ona desteği, onun yanında olması, onun bir parçası olması ile ilgili süreci anlatmaya çalışan bir film. Film bir taraftan sosyal sorumluluk projesi olarak kendini belirlerken bir yandan da temelinde yer alan, yani cinsel saldırıyı temel alan meseleyi daha metaforik, daha sanatsal olarak anlatmayı temel aldığı için hem sanatsal hem de sosyal sorumluluk projesi olarak kendisini gerçekleştirmeyi amaç edinmiş bir proje. Karakterler çok zor. Hem erkek hem kadın karakteri çok zor karakterler. Duygu Kurt, Kadim Yaşar bu konuda gerçekten çok üstün bir çaba göstererek ve çok uzun süre çalışmamız üzerine bu karakterleri gerçekleştirdiler ve çok güzel karakterler çıkardılar. Derinlikli, handikaplı ve kendi içlerinde depremler olan karakterler bunlar. Bu anlamda çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Ekip olarak, teknik ekip, oyuncular, yönetim, reji olarak birlikte çıkardığımız bir iş. Umarım Sanrı artık kendi nefesini, kendi yolunu, kendi yerini bulur diye düşünüyoruz. Dediğim gibi uluslararası ve ulusal bütün projelerde, festivallerde, yarışmalarda şansını deneyecek. Teşekkür ederim. Ben Duygu Kurt. Sanrı filminin kadın başrolünü aldım. Çok zor bir roldü. Benim için deneyim dolu bir süreçti. Bence ilk rol olduğu için değil, bunu gerçek hayatta yaşamış olan kadınlarla empati kurmanın verdiği bir derinlik vardı ve bu beni gerçekten oldukça sarstı. Bunun rolünü yapmak bile bu kadar beni etki altında bıraktıysa gerçeğini yaşamayı düşünmek bile istemiyorum. Bu süreçte sevgili yönetmenim Mustafa Sancak'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana sonsuz bir güveni vardı. Bu güven beni bir kamçıladı, daha iyi olmaya itti. Filmde çok fazla metafor bulunuyor. Bunun en önemlisi kelebek ve bu şu an taşıdığım kelebek. Aslında benim için buradaki anlamı bir kelebeğin kanadı kadar yaşamın hafif olmasını dilememiz, bunu istememiz, arzu etmemiz. Tüm oyuncu arkadaşlarıma ve tüm teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu süreçte beni çok desteklediler. Kılavuz oldular. Böyle bir yapımın içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Herkese çok çok teşekkür ederim.